Öncelikle merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhaba, siz hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Türkiye'nin ve dünyanın en büyük savunma sanayi kümelenmesi SAHA EXPO 2024. Bununla ilgili öncelikle düşünceleriniz nelerdir? Şimdi SAHA başladığı güne baktığımızda ve bugüne baktığımızda çok muhteşem bir ilerleme kaydetti diyebilirim. SAHA EXPO özellikle işte katılımcı sayısı, katılan firma sayısı, ziyaretçi sayısı açısından işte katlayarak devam ediyor. Güzel bir fuar ve herkesin bir arada olması hem alt yüklenicilerimize hem uluslararası delegasyonlarla aynı çatı altında çok hızlı bir görüşme trafiğin yaşanması açısından güzel bir platform. Biz de burada 3 tane büyük platformumuzda, dışarıda Aksun grubumuz var. Burada Hürjet ve Gökbey ile ve diğer küçük platformlarımızda bulunuyoruz. Burası herhalde sahanın en büyük alanı diyebiliriz şu anda. Efendim, Hürjet'e ayrı bir paragraf açmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde ses hızı testini açtı. Bununla ilgili Hürjet ve gelecekteki planlamalarla ilgili neler söylemek istersiniz? Yurt dışıyla Avrupa ile ilgili bir sözleşme şeyleriniz oldu. Bununla ilgili kısa bir detay alabilir miyim? Hürjet bizim gelişmiş eğitim uçağımız. Süpersonik hızlara çıkabileceğini zaten başından itibaren söylüyorduk. Öyle tasarlandı. Ve hamdolsun 2 gün önce o ses hızını açtık. Bu bizim için gerçekten Türkiye havacılığı için önemli bir gün idi. Çünkü ilk defa kendi yaptığımız bir platform ses hızını aşıyor. Bundan sonra bu testler devam edecek. Hem birinci prototiple hem de dün motor çalıştıran ve ay sonuna kadar da uçuşunu yapacak olan ikinci prototiple bu testlerimiz devam edecek. 2026 bizim için önemli bir yıl. Türk Hava Kuvvetlerimize teslimat yılımız olacak. İlk eğitim konfigürasyonunda teslim edeceğiz. Bu arada hafif atak saldırı uçağı veya taarruz uçağı konfigürasyonunda işte ikinci prototip ilgi görüyor. Çünkü bir uçağın hem eğitim hem de hafif taarruz olarak kullanılması ciddi bir avantaj. Onu da inşallah ikinci prototipte beraber test etmeye başlayacağız, göreceğiz. Biz ilgiden çok memnunuz. Özellikle Türk Hava Kuvvetlerimizin ile yaptığımız anlaşmadan sonra dünyada ilgi daha da arttı. Çünkü savunma sistemlerinde ilk sorulan soru, sizin herhangi bir kuvvetiniz bunu kullanıyor mu? Eğer sorunuz hayırsa, ya onlar bir kullansınlar derler. Şimdi biz evet diyoruz. Çünkü sözleşme imzası şu demek: bütün uçağın isterleri karşılandı veya Türk Hava Kuvvetleri'nin isterleri, eğitim uçağındaki isterleri karşılayan bir uçak olduğu için sözleşme imzalanmış diye kabul ediliyor. Gerçekten şu anda 3 tane ülkeden ciddi bir, yani ciddi derken ilgi değil, sözleşme aşamasına doğru giden bir ciddi çalışma var. Onları da çok uzak olmayan bir gelecekte paylaşırız diye ümit ediyoruz. Efendim, Ankara 3'te dün de Tolun füzesiyle bir atış gerçekleştirdi. Tam isabet 12'den. Bununla ilgili düşüncelerinizi alabiliriz. Ankara 3 bizim gizli uçağımız. Çünkü görünmez bir uçağımız. Gerçekten çok ilgi çekiyor. Bizim de çok yakından testlerini takip ettiğimiz süratli bir şekilde geliştirme testlerini bitirmeye çalıştığımız bir uçak. Dediğiniz gibi 2 gün önce o testi başarıyla sonuçlandı. İnşallah Kasım ayı içerisinde de dahili yuvalardan bir atış olacak ki bu görünmezlik açısından önemli bir adım. Çünkü dışarıda taşıdığınız herhangi bir mühimmat uçağı daha görünür kılıyor. Ama içeriye aldığınızda uçağın bütün görünmezlik özelliklerini bozmadan kullanabiliyorsunuz. Kasım ayı içerisinde onu yapacağız. 2025'in ortalarına doğru da ilk yarısında Türk Hava Kuvvetleri ile beraber kullanım testleri de başlamış olmayı ümit ediyoruz. Efendim, Kaan'ın test uçuşları için özel bir paragraf açmak gerekirse yakın bir dönemde 2025 haricinde ve sonrası için neler diyebiliriz? Şimdi 2025'te 2 tane test uçağımız P1 ve P2 prototipleri olarak bitmiş olacak.
testlere başlamış olacağız. Daha sonra 3, 4, 5 geliyor olacak 2026 ve 2027'de. Bunlar bizim için geliştirmeleri çok hızlı bir şekilde bitirip 2028'de hava kuvvetlerimize teslimat hedefimizi yakalamak için önemli aşamalar. Biz şu anda o aşamanın birinci ayağı olan P1 ve P2'yi 2025'in sonunda havaya kaldırmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda da bir sıkıntı görmüyoruz bu hedefe ulaşmak için. Efendim çok teşekkürler, sağ olun.